Değerli CRI Türk takipçileri, Dünya Bunu Konuşuyor programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu haftada gündemin en önemli maddelerini birlikte ele almaya devam edeceğiz. Aslında Dünya Bunu Konuşuyor programının gündem özel yayınındayız ve konu başlığımız Tayvan meselesi olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan kışkırtmasını ele alacağız. ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a inmesiyle gerilim zirveye vardı. Tayvan'dan ayrıldı fakat yankıları devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllar içerisinde tek Çin ilkesini nasıl ihlal ettiğini gazeteci yazar Mehmet Ali Güller'le birlikte ele alacağız. Sayın Güller, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Bütün dünyanın aslında bir haftadır gözünü diktiği bir bölgeden, Asya Pasifik'ten bahsediyoruz. Aslında küçük bir ada, 23 milyon nüfusuyla bir ada, dünyanın iki süper gücünün bir kırılma noktası, fay hattı haline geldi. Kamuoyunda çokça karşılaştığımız bazı deyimler, terimler var. Aslında bunları açıklayarak başlamak istiyorum. Tek Çin ilkesinden bahsediliyor ve üç ortak bildiri. Yani bunlar bizi takip edenlerin aslında gündelik hayatlarında çok fazla duyduğu kavramlar değil. Dilerseniz buradan başlayalım ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tek Çin ilkesini nasıl ihlal ettiğini bir şekilde tarihsel örnekleriyle sizden alalım istiyorum. Evet. Tek Çin ilkesi özetle şu: Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tayvan adasındaki milliyetçi Çin Partisi'nin iç savaş sonrası kaçarak yerleştiği adada kendince kurduğu devletin aslında Çin anakarasının bir parçası olduğunu, adada yaşayan halkın da Çinli olduğu gerekçesiyle er geç günün birinde Çin'le birleşmesi gerektiğini savunan bir ilke, tek Çin ilkesi. Çin bunu özellikle 1971'den sonra ikili ilişkiler kuracağı tüm ülkelerle bir prensip haline getirdi ve bir ilişki kurmayı tek Çin ilkesini kabul edip etmemelerine bağladı. Bu şu demekti: Tayvan'la resmi bir ilişkinin kendisiyle ilişki kurmak isteyen ülkeler tarafından Tayvan'la ilişkilerin kesilmesi şeklindeydi. Çünkü Çin içindeki Japon işgali ve sonrası iç savaştan sonra ortaya çıkan tabloda Tayvan adasına sığınanların kurmaya çalıştığı ülke sadece Batı bloku, Amerika tarafından öncelikle desteklenmiş, tanınmıştı ve Birleşmiş Milletler'de de Çin'in koltuğunu almıştı. Oysa Çin esas büyük nüfus anakarada ve iç savaşın galibi de orada. Dolayısıyla o koltuğun sahibinin Birleşmiş Milletler'de Çin Halk Cumhuriyeti olması gerekiyordu ama Çin Cumhuriyeti adıyla Tayvan o koltuğu yürütüyordu. İşte şimdi şöyle bir araya girelim. Üç tane Çin var. Yani üç tane Çin'den bahsediyoruz. Aslında bir tanesi Çin dediğimiz tamamı, yani Tayvan adası ve Çin anakarası derken Çin'den bahsediyoruz. Bir iç savaş sonrasında bir temsiliyet krizi yaşanıyor. Bir tarafta Çin anakarasında Çin Komünist Partisi'nin liderliğindeki Çin Halk Cumhuriyeti. Diğer tarafta milliyetçilerin Tayvan adasında kurdukları Çin Cumhuriyeti. Şimdi biraz karışık gelebilir ama üç aynen tane öyle temel kavramı böyle açıklayabiliriz takipçilerimiz için. Şimdi tabii tablo 1960'ların ortalarından itibaren değişmeye başladı ve yavaş yavaş özellikle 60'larda sömürgeciliğe karşı bağımsızlık hareketlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte dünyada yeni bağımsız Afrika gibi ülkelerde pek çok ülkenin ortaya çıkmasıyla birlikte asıl Çin olan Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerin tek tek ülkeler nezdinde artmaya başladığı bir süreç başladı. Şimdi bu sürecin devamında Amerika açısından da artık bir stratejik yeni bir yol çizme tablosuyla karşı karşıya olma durumu vardı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile Amerika'nın yaşadığı soğuk savaş şartlarında Amerika'nın stratejisinin ana kumandasında oturan Henry Kissinger Çin'le bir model kurmaya çalıştı. Böyle bir model inşa etmeye çalıştı ve bunun adına da kendince, yani büyük Çin'i durdurabilmek için onunla anlaşarak ve onunla ticaret kurarak oluşturulan bir model dedi. Bu aslında stratejik planda da Amerika'nın Sovyetler Birliği'ne karşı Çin'le işbirliği kurarak bir denge oluşturma çabası gibi değerlendirilebilecek bir tabloydu. Şimdi bunun arkasından Amerika, peki bu ilişki nasıl kurulacak? Bunun bir takım
gizli görüşmeleri vesaire planlandı. Pakistan üzerinden mektuplaşmalar oldu vesaire ve en sonunda Nixon ve Chuen Lai arasında bir bağ kurulmuş oldu. Nixon Çin'e davet edildi. Nixon da bu Çin davetini yerine getirmek üzere, bunun ön hazırlıklarını yapmak üzere zaten bu ilişkinin mimarı sayılan Henry Kissinger'ı, ki o zaman ulusal güvenlik danışmanıydı Amerika'nın, onu Nixon adına çalışmaları başlatmak üzere ona bir heyet kurarak Çin'e gönderildi 1971 yılında. Bu tabii çok enteresan bir durum. Bütün bu görüşmeler yapılırken Kissinger'ın anılarında da var. Bunu Beyaz Saray içinde tutuyorlar ve Dışişleri Bakanlığı'nın bile bundan haberi yok. Hatta Dışişleri Bakanlığı o görüşmelerin aksine Tayvan konusunda kimi açıklamalar yapıyor. Ve fakat Kissinger heyeti yola çıkıyor. O da çok ilginç bir durumdur. Kissinger bunu anılarında anlatır. Kurduğu ekiple Mide rahatsızlığı sebebiyle Çin'in Saigon, Hindistan'da. Bangkok, Yeni Delhi ve Rawalpindi üzerinden Pekin'e gidecekler. Ama yani bunu atlatabilmek için basını en son Yeni Delhi'deyken bir rahatsızlık geçirdiğini söylüyor Kissinger. Bir rahatsızlık uyduruyor daha doğrusu. 48 saat ortalıktan kaybolup Himalayaların eteklerindeki bir dağ istasyonu olduğu Şöyle olan bir Rawalpindi'de. parantez açayım Sayın Güller. Buyurun. Başka kaynaklarda da şöyle söylüyor. Evet, böyle bir yalan uydurmuşlardı Çin'e gidebilmek için, ama gerçekten de Henry Kissinger hasta oluyor Hindistan'da. Yani kendini gerçekleştiren kehanet gibi, ama bir şekilde tabii uçağa atlayıp gidiyorlar, ama midesinden rahatsız olduğunu söylüyor basına. Basına öyle açıklanıyor ve Kissinger gerçekten de midesi rahatsızlanıyor, bozuluyor bu şey sırasında, seyahat sırasında. Evet. Şimdi bu anılarında Kissinger işte bir Pakistan Cumhurbaşkanlığı'nın kendilerine tahsis ettiği uçakla Pekin'e 9 Temmuz'da gittiklerini söylüyor. Heyetin isimleri de var anılarında ve bu ilişkilerin anlaşılması için şunu söyleyelim. Tek Çin prensibini kabul etmeye odaklanan bir temayla aslında Çin ziyaretini başlatıyorlar. Çünkü onun ötesinde bunu kabul etmeden başlamaları mümkün değil. Ve dolayısıyla fiilen 1971 yılında iki kez Nixon'ın ziyaretinin hazırlıklarını yapmak üzere Çin'e giden Kissinger, fiilen Tayvan'ın Çin'in parçası olduğunu ilan eden, ifade eden, Chuen Lai'la görüşmelerinde, ki o zaman Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Chuen Lai, onunla görüşmelerinde tek Çin prensibini kabul ettiklerini, Tayvan'ı Çin'in parçası gördüklerini ilan ettiklerini ortaya koyarak resmi temaslara başlatmış oluyor. Ve 1972 yılında Nixon'ın ziyareti yapılacak. Şimdi arada şu var tabii. Kissinger'ın Tayvan'ı Çin'in parçası kabul etmesiyle birlikte tablo, demin söylediğimiz işte o Çin bu Çin karışık gibi olan konu hakkında bir berraklığa gidiliyor. Ne yapılıyor? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir oylamayla Tayvan ihraç ediliyor. Yani Çin'in yerine oturduğu koltuktan ihraç ediliyor ve o koltuk sahibi olan Çin Halk Cumhuriyeti'ne teslim edilmiş oluyor. Ve ardından da 1972 yılında Amerikan Başkanı Richard Nixon Çin'e gidiyor. Şimdi bu üç ortak bildiri nedir sorunuza bu andan itibaren geçebiliriz. Üç ortak bildiri, önce bir genel tanımlama yaparsak, üç ortak bildiri Çin-Amerika ilişkilerinin kuruluşunu sağlayan ve onlar üzerinden şekillenen, onlar üzerine inşa olan üç ortak birlikte imzaladıkları bildiridir. Bunların tarihleri 10 yıl içinde 3 adet bildiridir. 72'de, 78'de ve 82'de imzalanan bildirilerdir. Ama bütün Çin-Amerikan ilişkileri bu 3 ortak bildirideki imzalara dayanır. Zemin budur. Yani kabaca şöyle anlatabiliriz. Bu anlaşmalar üzerine bütün diplomatik, bütün ekonomik, ticari ilişkiler vesaire kurulabilmiştir. Oradaki şartların kabulü anlamında. Şimdi gelelim nedir bunlar? Birinci bildiri diplomaside Şangay bildirisi olarak da geçer ama biz üç ortak bildiriye atıfla birinci bildiri diyelim. 1972 yılında imzalanan ve demin söylediğim yani Kissinger'ın Chuen Lai'la görüşmelerinde sözlü olarak ifade ettiği
Tayvan'ın Çin'in parçası olduğunu kabul etme durumunu yazılı bir anlaşmaya, belgeye işleme durumudur. Birinci bildirinin esası Amerika Tayvan'ın Çin'in parçası olduğunu kabul eder hükmüdür. Şimdi bununla birlikte ilişki başlamıştır. İkinci bildiri 1978 tarihlidir. Bu bildiride ise Amerika imzalayarak, bir anlaşma imzalayarak Çin'in 3 ilkesini kabul etmiştir. Peki nedir Çin'in 3 ilkesi? Çin'in 3 ilkesi birincisi Tayvan'la resmi ilişkinin kesilmesi durumudur. İkincisi Amerika'nın 1954 tarihli savunma anlaşmasını feshetmesi konusudur. Üçüncüsü de Amerika'nın Tayvan'dan asker çekme konusudur. İşte 1978 yılında Amerika bu üç ilkeyi de kabul ederek fiili olarak artık resmi olarak Çin Halk Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir diplomatik ilişkinin de kesinleşmesinin altına imzasını atmıştır. Üçüncü bildiri ise 1982 tarihlidir ve bu daha çok silahlarla ilgilidir. Öncekilerin teyidi. Öncekilerin teyidi ama bir de tabii silah satışını azaltarak tamamen sonlandırmayı hedefleyen bir boyutu vardır. Bu üç bildiriyle Çin-Amerika ilişkileri hangi temelde yürüyecek? Bunlar bağıtlanmıştır, imzalanmıştır, kabul edilmiştir iki başkent tarafından ve bunun dışına uluslararası hukuk gereği çıkılmaması gerekir. Şimdi araya girelim o zaman. Şunları söylediniz buraya kadar. Üç tane temel metinden bahsettiniz. Şanghay bildirisi 79'da diplomatik tanınmayla birlikte Çin'in üç ülkesinin kabulü ve 82'deki metinde de bildiride de hem bu biraz önce bahsettiğimiz kuralların, kaidelerin teyidi ve silah satışına ilişkin düzenlemeler. Peki Amerika Birleşik Devletleri nasıl oldu da bu ilkeleri, bu attığı imzaları delebildi ya da bu hukuka, uluslararası hukuka uygun mu? Çünkü bugün gelinen noktada hiç olmadığı kadar büyük bir silah sevkiyatı vardı. Sadece Biden döneminde 4 faz halinde silah satıldı. Bunların içerisinde milyarlarca dolarlık silahlar var. Patriotlar var. Adayı adeta bir yüzen uçak gemisine, batmayan bir uçak gemisi diyor ya Amerikalılar. Ve silahlandırarak, uçak gemisini silahlandırarak devam ediyorlar. Bununla birlikte Tayvan'la 72 yılında, özür diliyorum 78 yılında galiba o metinde geçiyordu. Tayvan'la sadece resmi olmayan kültürel ilişkiler ve ekonomik ilişkiler kurulacağından bahsediyordu. Ancak Nancy Pelosi örneği malum. Biraz geriye gidelim. Trump döneminde Trump'ın sağlık bakanı da gitmişti, Alex Azar. 25 yıl öncesine gidelim. Yine ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Gingrich de oradaydı. Amerika Birleşik Devletleri bunu nasıl başarabildi? Attığı imzaların arkasından nasıl dolanabiliyor ve bu uluslararası hukuka ya da iki ülkenin arasındaki diplomatik ilişkilerin teamülüne uygun mu? Bu durum hukukun gücü değil, gücün hukuku kavramıyla anlaşılabilecek bir durum. Ve kendi tarihimizden örnek verelim. Yani biz Kurtuluş Savaşı öncesi, Birinci Dünya Savaşı öncesi tarihimiz açısından uluslararası hukukun uygulanmadığı bir durum. İşte parasını ödediğimiz gemilerin İngilizler tarafından bize verilmemesi gibi bir örnek var mesela, değil mi? 100 yıl önce. Şimdi denilebilir ki 100 yıl önceydi. Dünya bir düzene girdi, uluslararası hukuk var, tahkimler var, efendime söyleyeyim çok uluslu mahkemeler var, nasıl olur? Ama oluyor, daha yeni. Amerika, Türkiye'nin parasını verdiği F-35'leri Türkiye'ye satmadı, vermedi, parasını da iade etmedi. Şimdi Türkiye o parayı kurtarabilmek için onun yerine F-16 almaya çalışıyor. Şimdi uluslararası hukuk bakımından Amerika'nın işine geldiği zaman kendi imzasını yok sayarak kendi attığı imzanın yerine başka bir uygulama yaptığı bir durum var. Şimdi bunun aynısını Amerika Çin'e de yaptı. Bunu zaman zaman diplomatik bir takım ifadeleri tuhaf şekillerde yorumlayıp etrafından dolanarak, zaman zaman altına imza atarak sonlandırdığı bir ilişkiyi kongresinden adı başka olan yeni bir ilişki diye tarif ederek yapıyor. Fiilen nasıl oluyor? Geçen hafta köşe, bu hafta köşe yazınızda bir diplomasi oyunundan, diplomatik kelime oyunundan bahsetmiştiniz. Kabul eder ve tanır gibi bir şey vardı. Ben okurken de aslında çok bunu yabancı kaynaklarda da görüyorum ama tam olarak anlamlandıramıyorum da. Yani bu sadece bir kelimeyle, yani nasıl Amerika Birleşik Devletleri attığı imzanın arkasından dolanabildi? Evet. Şöyle yapıyor. Yani tanımak, diplomasi de bir ülkeyi tanımak başka bir şey. Yani kelime olarak kabul etmek başka bir şey.
kabul edersiniz ama tanımazsınız gibi yorumluyor Amerika. Ve nitekim birinci ortak bildiride Amerika Tayvan'ın Çin'in parçası olduğunu kabul eder diyor. Ve yıllarca da tanır demedik deyip bunun etrafından dolanarak Tayvan'la bir ilişki kurmaya çalışıyor. Fakat daha uluslararası hukuku ihlal etme görüntüsü olarak daha somut ve ahlaki olarak da daha kötüsü şu. İkinci ortak bildiride 1954 tarihli savunma anlaşmasının feshi var biliyorsun. Tayvan'la yapılmış bu anlaşmanın. Onun altına imza atıyor. O anlaşmayı imza attığı için feshediyor. Ama 3 ay sonra Amerikan Kongresi'nden Tayvan'la ilişkiler yasasını çıkararak bu kez yeni bir yasa üzerinden kabul ettiği, tanımadığı Tayvan'la ilişkileri sürdürmüş oluyor. Şimdi benzer şekilde silah satışı konusunun da hani bunca zamandır sürmesi, senin de az önce anlattığın gibi özellikle Biden döneminde 4 büyük fazla yapılmış silah satışlarını da düşünürsek bunları nasıl yapıyor? Bunları da işte Tayvan İlişkiler Yasası'na dayandırarak yapıyor. Yani bir noktada başlattığı ihlali, sonraki noktada o ihlali büyüterek başka bir ihlali onun üzerinden gerçekleştirmiş oluyor. Hakikaten uluslararası hukuk açısından her ülkenin dikkatle incelemesi gereken ve belki de ders alması gereken bir konu. Çünkü bunu bugün Çin'e yapan aslında her ülkeye yapabilir. Dolayısıyla uluslararası hukuk açısından üzerinde önemli durulması gereken bir konu. Bu bizi aynı zamanda şuna götürüyor. Hep şunu tartışıyoruz ya şimdi, yani kurallarını Amerika'nın belirlediği düzen devam edecek mi, yenilenecek mi? İşte kurallarını Amerika'nın belirlediği düzen bu. Amerika o düzende altına imza attığı konuyu bile işine geldiği gibi yorumlayarak, arkasından dönerek istediğini yapma özgürlüğünü kendisine bulduğu bir düzendir. O nedenle de yıkılmalıdır. O düzen çünkü aynı zamanda Amerika'nın olmayan bir şeyi varmış gibi gösterip, olmayan kitle imha silahlarını varmış gibi gösterip bir ülkenin egemenliğini ihlal edip o ülkeyi bombalaması, saldırması anlamına da gelmektedir. Evet, şapkadan tavşan çıkartır gibi adeta anlaşma icat ediyor ya da arkasından dolanabiliyor. Evet, aynen böyle. Dolayısıyla bu Pelosi'nin ziyareti de bu bağlamda. Yani o da bir tuhaf. Şimdi Pelosi Amerika'nın 3 numaralı hiyerarşideki ismi, Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı. Yani Biden ve Harris'in başına bir şey gelse Amerika'yı yönetecek isim Pelosi. Tayvan'ı ziyaret ediyor ama Amerika arkasından kalkıyor, diyor ki biz tek Çin ilkesine bağlılığımızı sürdürüyoruz. Pelosi'nin ziyareti resmi değildir. Peki resmi değil de Pelosi Tayvan'a yani normal İç hatlar, dış hatlar, uluslararası uçakları kullanarak mı geldi? Resmi Amerikan uçağıyla mı geldi? Hangi sıfatla geldi? Hangi sıfatla Tayvan parlamentosu Pelosi'ye bilmem ne onur ödülü verdi? Bütün bunlar tabii ki resmi ziyaretti. Dolayısıyla hani öyle biz bu ziyaret resmi değildi diyerek kabul etmiyoruz diyerek işi soğutmalara çalışmalarının hiçbir anlamı yok. Bu kesinlikle bir Tayvan kışkırtmasıdır. Bu kışkırtmanın temel hedefi de Amerika'nın toplam stratejisiyle ilgilidir. Amerika Çin'i Hindistan'dan Japonya'ya uzanan geniş bir yay üzerinden çevrelemek istemektedir. O çevrelemede merkez konumda Tayvan'ı tutmak istemektedir. Tayvan'a silah satarak, Tayvan'da krizli ortam bulundurarak Çin'i sürekli rahatsız etme peşindedir. Ve bu konudaki girişimlerinin ben önümüzdeki süreçte artık sürdürülemez olacağı yeni bir döneme doğru girildiğini, bunların artık kışkırtmalar konusunda, Tayvan kışkırtmaları konusunda Amerika'nın son denemeleri olduğunu, artık bu döneminde kapanmaya doğru gideceğini düşünüyorum. Kamuoyunda da hep şu tartışılıyor. Yani Pelosi'nin gelmesine Çin itiraz etti ama işte görüyorsunuz Amerika istedi ve Pelosi geldi. Çin de bir şey yapamadı diye. Şimdi bu çok büyük bir aldatmaca. Yani ne yapacak? Çin Pelosi'nin uçağını mı müdahale edecek? Şimdi bunun olması mümkün değil. Burada kuşkusuz uluslararası ilişkiler bağlamında düşünülmesi gereken durumlar vardır. Burada Tayvan yönetiminin, ada yönetiminin dersler çıkarması gerekiyor. Bakın Çin Halk Cumhuriyeti ile
Tayvan adası arasındaki ilişkilerin donma noktasına, ticaret düzleminde de donma noktasına gelmesinden kuşkusuz öncelikle adadaki Çin halkı zarar görecektir. Niye derseniz, Tayvan ekonomisinin %70'i ihracata dayanıyor. Ve Tayvan ekonomisinin büyük bir kısmının ihracata dayandığı ekonomisinin en önemli ticaret partneri Çin Halk Cumhuriyeti'dir. Amerika falan değil. Yani Çin'le ticaret durursa biz Amerika ile yapar yolumuza devam ederiz denilemeyecek kadar makas açıktır. Bakın birkaç rakam söyleyeyim. Çok kısaca Amerika hemen toparlayabilirsek Sayın hemen Güller, ilk toparlayayım. yarının sonuna geliyoruz. İhracatın en büyük partneri Çin ve Tayvan %42 oranında Çin'e ihraç ediyor. Amerika'ya yaptığı ihraç ise sadece 14,7. Avrupa'ya yaptığı ihraç %9. Yani bunların toplamının bile iki katını daha fazla Çin'e yaptığı ihracat. Ve Çin şimdi bazı tarım ürünleri, balıkçılık ürünleri vesaire bunlara ambargo uygulamaya başlayarak Pelosi'nin ziyaretinin maliyetinin ağır olabileceğini Tayvan yönetimine göstermiş oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Çin'in elinde evet fazlasıyla enstrüman olduğu, bunlardan en önemlisinde ekonomi olduğu aşikar. Sayın Güller, programımıza katıldınız. Tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Değerli CRI Türk takipçileri, Dünya Bunu Konuşuyor kısa bir molanın ardından kaldığı yerden devam edecek. Değerli CRI Türk takipçileri, ben Gökün Göçmen, Dünya Bunu Konuşuyor programı kaldığı yerden devam ediyor. Programın ilk yarısında gazeteci yazar Mehmet Ali Güller'le birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin 1970'li yıllardan bu yana tek Çin ilkesini nasıl ihlal ettiğini, attığı imzaların arkasından nasıl dolaştığını ele almıştık. Peki Amerika Birleşik Devletleri neden bunu yapıyor? Asya Pasifik'te neyi arzuluyor? İşte merak edilen bu konuyu doçent doktor Ali Fuat Gökçe ile birlikte ele alacağız. Hocam, programımıza hoş geldiniz. Merhabalar Gökhan Bey, hoş bulduk. Hocam, özellikle sizinle bu programı yapmak istedim çünkü Türkiye'de henüz bu konu çok fazla konuşulmazken biz sizinle birlikte Nancy Pelosi'nin ziyaretini gündemimize almıştık. Yani radarımıza en erken takılan isimlerden bir tanesiydi. Şimdi bu meselenin biraz daha üzerinden zaman geçmiş oldu. Gelin bir hesap dökümü yapalım. Amerika Birleşik Devletleri Pelosi'yi neden gönderdi ya da Pelosi neden kendisi gitmek istedi? Ne arzuluyor Washington yönetimi Asya Pasifik'te? Gökhan Bey, şimdi Washington yönetimi neden Pelosi'yi gönderdi ya da Pelosi neden gitti? Şimdi bu soruya cevap ver, yani bu sorunun cevabını bir 31 yıl öncesine bakmak lazım. 31 yıl önce Pelosi Çin'deydi. Çin'de Tiananmen Meydanı'nda pankart asmıştı. 89, bu pankartta 89'da Çinli askerler tarafından öldürülen buradaki göstericilerin anısına bir pankart asmıştı ve Çin devletini burada yine provoke etmiş mi etmeye çalışmıştı. Yani Pelosi'nin Çin'le buradaki ilgisinin ilk seferi değil, bu ikinci sefer. Yani Pelosi özellikle burada seçilmiş bir aktör olarak değerlendirilebilir Amerika yönetim açısından. Çünkü dediğim gibi 31 yıl önce de Pelosi Çin'deydi ve bugünkü Çin yönetimini orada protesto etmişti. Aynı benzer şekilde Hong Dolayısıyla Kong'daki Pelosi'nin eylemlere de ne güzel bir görüntü demişti, etraf yanıp yıkılırken. evet Bunu da evet not etmek evet lazım. evet Dolayısıyla Pelosi seçilmiş bir aktör. İşte ABD'nin üçüncü kişisi, başkan yardımcısı ve temsilciler meclisi başkanı şeklinde. Dolayısıyla burada Amerika Birleşik Devletleri Pelosi'yi daha öncesinde izlemiş olduğu politikaların bir devamı olarak gönderdi. Bir adım daha ileri gitti. Neydi daha önceki politikaları? İşte sizinle de daha önce de konuştuğumuz gibi Biden'ın iktidara geldikten sonraki açıklamaları, Rusya ve Çin üzerindeki konuşmaları ve ardından daha doğrusu Rusya ve Çin üzerindeki niyeti ve bunun ilk adım olarak Rusya'yı Ukrayna'da bir savaşa sürüklemesi, burada kıta Avrupa'sında domine ederek, burada bir arada tutarak NATO şemsiyesi adı altında. Bu birinci adımıydı Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki hegemonyasını, küresel hegemonyasını yeniden gerçekleştirmek adına atmış olduğu ilk adımdı. İkinci adım da Çin olacaktı ama Çin'le ilgili de hazırlık yapması gerekiyordu ve bu ilk hazırlığını da Madrid'deki NATO zirvesinde yaptı. Yani buradaki Madrid'deki NATO zirvesinde
Pasifik'ten, Asya Pasifik'ten 4 tane ülkeyi davet ederek gelecekteki politikalarda onlardan destek almak ve onları da NATO şemsiyesi altında toplama amacını gidiyordu. Şimdi Kimdi bu şöyle devletler? söyleyebilir miyiz? Peki Japonya. Atlantik Savunma Örgütü'nde Asya Pasifik ülkelerinin ne işi var? Yani Macron bunu geçen sene kendisi söylemişti. Bizim ilgi alanımız Atlantik diye. Şimdi biraz Asyalı hale mi getirmeye çalışıyorlar Amerika Birleşik Devletleri? Gökhan Bey, bugün kıta Avrupa'sına adım atacak hali kalmadı. Bugün Macron daha önce de NATO beyin ölümü gerçekleşti dedi ama Brüksel zirvesi ve Madrid zirvesiyle yine NATO şemsiyesi altında Amerika Birleşik Devletleri'nin güdümünde bir araya geldiler. Dolayısıyla istedik kadar konuşsunlar. Bugün Amerika Birleşik Devletleri kendi hegemonyasını sağlayabilmek için, kendi politikalarını gerçekleştirebilmek için burada NATO'yu kullanıyor. NATO'yu kullanmak istiyor Asya Pasifik'te de. Yani işte sizin dediğiniz gibi Atlantik'te kullandı, Avrupa'da Rusya'ya karşı kullanıyor. Bunu aynısını Asya Pasifik'te de kullanmak istiyor ama buna bir şemsiye ya da bir kılıf hazırlıyor. Buradaki diğer ülkeleri buna katmaya çalışıyor. Kimdir bu ülkeler? Japonya, işte Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda. Bakın burada Japonya Başbakanı öldürülen Shinzo Abe'nin de ölümünün de rastlantı olmadığını açık net bir şekilde söyleyebiliriz. Shinzo Abe, Japon silahlanmasının, Japon ordusunun kurulmasını en çok isteyen liderlerden bir tanesiydi ve ama Japonya'da da Shinzo Abe'ye karşı da büyük bir muhalefet vardı. Büyük bir muhalefet vardı. Yani bu Shinzo Abe'nin politikalarına karşı ve ABD de Japonya'yı ve Almanya'yı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra silahlanması yasak olan bu iki ülkenin de son günlerde silahlanması yönünde, kendi ordularını kurması yönünde, silah satın alması yönünde oldukça teşvik ediyor. İşte Almanya Japonya'nın savunma da bütçesini NATO'ya arttırdı örneğin. çığlık atması da bu. Efendim? Almanya savunma bütçesini arttırdı örneğin Ukrayna krizi vesilesiyle. Evet. 100 milyar dolarlık bugün bir harcama yapıyor. Ordusunu yeniden şekillendiriyor. Aynısını Japonya'da yapacak. Yeniden teşkilatlanacak ve Amerika Birleşik Devletleri buna yeşil ışık yaktı. Bu yani bunu ya bunu özellikle belirtmek lazım. Yine Biden'ın Körfez ziyaretini de bu politikadan ayrı düşünmemek lazım. Çünkü Körfez ülkeleri elinin altından kaymak üzereydi. Körfez ülkeleri Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan petrole dayalı ekonomilerden kurtulabilmek için yani batıya endeksli petrole dayalı ekonomiden kurtulabilmek için çeşitli arayışlar içerisindeydi. İran'la yakınlaşmalar, Türkiye ile yakınlaşmalar işte bunun gibi çeşitli politikalar gütmeye başlamıştı. Bunun en belirgin örneğini Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi'nin işte belirtmiş olduğu İran'dan Türkiye'ye bir yol Mersin'e kadar ya da Suudi Arabistan'ın işte Türkiye ziyaretleri ardından Suudi Arabistan ve İran'ın Irak'taki toplantıları bütün bunlar rastlantı değil Amerika Birleşik Devletleri'nin oldukça şüphelendirdi ve dolayısıyla oradaki ziyareti de yaptıktan sonra da Pelosi'yi yani o bölgeyi de biraz garanti altına aldıktan sonra kendine göre Pelosi'yi Tayvan'a yolladı. Artık adım atma ihtiyacı hissetti ama beklediğini aldı mı almadı mı onu da bilemiyoruz. Hocam şimdi sürekli şundan bahsettik. Bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri Asya Pasifik planları çerçevesinde NATO'yu da devreye sokarak bölgeyi askerileştiriyor. Bahsettiniz Almanya'nın savunma bütçesini arttırdı Ukrayna krizi vesilesiyle. Japonya anayasasını dahi değiştirmek istiyor silahlanmak için ve son günlerde Çin karşıtı kampın Asya Pasifik'te ileri gelen ülkelerinden adeta karakolu haline geldi. Diğer taraftan da Tayvan üzerinden bu tehditlere Çin'de tatbikatlarla yanıt veriyor. Yani silahın artık biraz daha merkezde olduğu bir denkleme doğru mu gidiyoruz acaba Asya Pasifik'te? Gökhan Bey, şimdi şunu öncelikle belirtmek lazım. Asya Pasifik'teki gelişmelere baktığımızda ya da Rusya-Ukrayna Savaşı'na Amerika Birleşik Devletleri kendisine rakip olabilecek güçleri kendi ırkından, kendi soydaşından insanları ya da ülkeleri savaştırarak onları bölerek yönetmeye çalışıyor. Çok doğru bu. Bakınız Ukrayna-Rusya Savaşı. Kimdir savaşanlar? İki kardeş ülke aynı ırktan. Yüzyıllarca beraber yaşamış, omuz omuza vermiş iki ülke bugün Amerika Birleşik Devletleri yüzünden savaştırılıyor. Çin, Tayvan. Bugün Tayvan 1869 yılına kadar Çin'in egemenliğinde kalmış. Sonra Japonya'ya geçmiş ama ardından tekrar bir ara Çin'e gelmiş ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da buradaki işte
ABD'nin desteklediği güçlerle Chiang Kai-shek ve Mao'nun mücadelesinde Chiang Kai-shek'in yenilmesiyle Tayvan'a giden gruplar. Peki kimdir Tayvan nüfusunu? Yine Çinlilerden oluşuyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna Rusya'da olduğu gibi Çin ve Tayvan'da da aynı ırktan, aynı işte milletten, aynı havayı soluyan, yüzyıllarca beraber yaşayan grupları, halkları savaştırmak isteyerek kendi küresel hegemonyasını kurmak istiyor. Dolayısıyla burada da yine Japonya'yı da bunlardan ayrı düşünmemek lazım. Japonlar da sarı ırktandır ama tamam, milliyetleri farklı. Fakat sonuç itibariyle Amerika Birleşik Devletleri Asya Pasifik'teki politikasını yürütebilmek için bu bölgede, bu özellikle 1970'lerden sonra, 1950-60'lardan sonra işte burada Çin'e karşı uyguladığı politikalarda Tayvan Adası vasıtası Çin'i bir çevreleme politikası gidiyor. Yani bu Çin'deki komünist rejimle başa çıkamayacağını anlayınca, Çin'in oradaki politikalarını engelleyemeyeceğini düşününce ya da o bölgedeki hidrokarbon yataklarına tek başına sahip olabilmek amacıyla burada Çin'i çevreleme politikası gütmeye başladı ve bu da bunun bir sonucu olarak değerlendirebiliriz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Anladığımız o ki Asya Pasifik'te daha çok konuşulacak konu var. Fakat korkulan bir denkleme doğru da gidiliyor artık. Silahlanma hız kesmiyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Asya kökenli halkları Japonya, Çin ya da aynı milletten olan Çin ve Tayvan birbirine düşürme çabası da oldukça yürek burkucu ve acı bir plan olarak karşımıza çıkmakta. Tekrar ağzınıza sağlık hocam. Diğer programlarda görüşmek ümidiyle. Çok teşekkürler Gökhan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Değerli CRI Türk takipçileri, Tayvan özel yayınını konuştuk. Birlikte ele aldık. Dünya bunu konuşuyordu bu hafta. Tayvan meselesini yakından takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü gündemin en önemli başlıkları arasında da önümüzdeki haftalarda yer alacak. Ben Gökhan Göçmen. İyi günler diliyorum.